İyi günler değerli takipçilerimiz. Profesör Doktor Eser Karakaş'la birlikte sunduğumuz Özgür Düşünce programına hoş geldiniz. Merhabalar Eser Hocam. Merhaba İbrahim Hocam. Nasılsınız? İyi Çok günler. teşekkürler hürmetler hocam. Gayet iyiyiz. Dünya ekonomisi hareketli bir ortama doğru gidiyor gözüküyor hocam. Enerji fiyatlarında, emtia fiyatlarında inanılmaz bir hareketlilik yaşanıyor. Dünyada enflasyonist eğilimler çok güçleniyor ve parasal sıkılaştırmanın beraberinde faiz artışı gündemde. Böyle bir konjüktürde tabii ki pandemi sonralarında yine dünyada siyasi olarak popülist, antidemokratik, otoriteryen eğilimler ne yönde gelişecek konusu gündemimizde. Amerika ile Çin arasındaki gerilimin yeni fay hatlarıyla devam edip etmemesi konusu var gündemde. Böyle bir ortamda Türkiye tabiri caizse counter cyclical bir hareket yapıyor. Konjüktür karşıtı hareketler yapıyor. Para politikasını salıyor. Faizleri düşürüyor. İçerideki toplumsal dayanışmayı iyicene zayıflatıyor. Dışarıda büyük güçler arasında adeta çaresiz bir sarkaç şeklinde savrulur gözüküyor. Siz nasıl bakıyorsunuz dünya ekonomisi ve Türkiye böyle bir genel bir perspektifle giriş yapsak neler deriz? Teşekkür ederim İbrahim Hocam. Bu kahin iktisatçı diye bilinen çünkü 2008'deki krizi ilk öngörenlerden galiba. Rubin'i hemen diyorsunuz kahin aklıma geldi adam. Evet, Nouriel Roubini. İstanbul doğumludur Nouriel Roubini. Ama İstanbullu bir aile sayılmaz. Ama 2 yaşına kadar da İstanbul'da yaşamış. Bir İranlı Musevi aile. O dönemde İstanbul'a gelmişler. Nouriel Roubini de İstanbul'da doğmuş. Yani Türkiye doğumlu bir iktisatçı. Harvard doktoralı. Jeffrey Sachs galiba doktora tez hocası. Önemli bir adam Jeffrey Sachs. Şimdi bir şöyle 4 tane senaryo yazmış. Bir sitede onu şey yapalım. Project Syndicate diye bir sitede, Dünya Gazetesi de bu şeyi çok güzel almış. Çok başarılı bir şekilde alıntılamış. Şimdi birinci senaryo en iyimser senaryo diyor. Bazı merkez bankaları bu senaryonun olabileceğini tahmin ediyorlar diyor Rubin'e. Güçlü bir büyüme ve yavaşlayan enflasyon, düşen enflasyon diyor. Yani bu iki şey üzerinden götürüyor. Ama ben buna pek ihtimal vermiyorum. İkinci senaryosu ertelenen harcamaların yani artan tasarrufların harcamaya dönüşmesiyle hem büyümenin hem enflasyonun artacağı bir senaryodan bahsediyor. Hem büyüme hem enflasyon beraber olacak diyor. Üçüncü senaryosu büyüme düşecek. Bir sürü neden sayıyor bunun içinde. Ama enflasyon çok artacak diyor. Önümüzdeki dönemde. Dördüncü senaryo ise düşük büyüme ama aynı zamanda düşük enflasyon. Yani buna zayıf talep nedeniyle diyor. Piyasada talep azalacak diyor. İşte bütün çünkü işte COVID'e bağlı bir sürü sorundan piyasada talep yavaşlayacak diyor. Ama Nouriel Roubini burada ılımlı değil, ağır stagflasyon bekliyorum diyor. Yani bir ılımlı stagflasyon diye tanımlıyor, bir de ağır stagflasyon diye tanımlıyor. Ağır stagflasyon da işte dediğim gibi üçüncü senaryo. Yani büyümenin çok düştüğü ama bu aynı anda da enflasyonun çok yükseldiği, işte bir işsizliğin arttığı ve enflasyonun çok yükseldiği bir döneme giriyoruz diyor. Bunu neye dayandırıyor bu kendi senaryosunu? Bir sürü faktör sayıyor. Hepsinin başında tabii COVID ile ilgili bir şey. Ama faizler ister istemez artacak diyor. Ve bu yani mümkün değil faizlerin şey yapılması diyor. Dolayısıyla bu faiz artışına bağlı olarak da dünyada büyümenin çok azalacağı ama aynı zamanda sermaye piyasalarında da bir sürü rahatsızlık olacak ve bunun karşılığında da fiyatlarda da Merkez Bankası bunları şey yapmak için yani aynı zamanda da
piyasalara bu düşük büyüme karşısında tipik bir stagflasyonist senaryo olacak diyor. Tekrar para arzını genişletecekler diyor ve enflasyonu da buna bağlıyor. Yani bu tabii eğer Rubini'nin bu söylediği yer ağır stagflasyon senaryosu gerçekleşirse bunun Türkiye'ye etkileri ne olur? Onu da düşünmemiz lazım. Türkiye etkileri, yani seçimlere etkileri ne olur? Yani yüksek enflasyon karşısında Amerikan Merkez Bankası faiz oranlarını yukarı çekmek zorunda kalırsa, bu piyasaya verdiği parayı biraz kısmak zorunda kalırsa, bu Türkiye'de faiz artışının tekrar ve ağır bir şekilde gündeme gelmesi demek. Nuriye Rubin'in ben Türkiye'de yani çok eskiden bilmezdim. Yeni öğrendim İstanbul doğumlu olduğunu. Türkiye'de hep ilgilenir Nuriye Rubin'e. Türkiye ekonomisinde ilginç bir ekonomi olmasından belki ama İstanbullu olması işin başka bir boyutunu veriyor. Bu nasıl? Bakalım. Yani özellikle ben bu şeyi yarın gazetede yazdım ben bunu detaylı olarak. İzleyeceğim yani bakalım Rubin'in kehaneti bu sefer tutacak mı? Şimdi hocam stagflasyon senaryosunda tabii Türkiye zaten çok yüksek enflasyonla yakalanmış durumda. Türkiye'de yüksek döviz kuru ve yüksek emtia ve enerji fiyatları ki bugün itibariyle Brent tipi petrolün varil fiyatı 80 doların üzerine çıktı. Şöyle bir Türkiye ekonomisi için bir genellemeyi uzmanlar yapar ve sanırım yanlış da bir genelleme değil. Yani petrol 75 doları üzerine çıktığında Türkiye ekonomisi için alarm zillerinin çaldığı bir düzeydir. Cari açının yükseleceği. Cari açının yükseleceği ve ekonomik büyümeyi enflasyonu feci halde tetikleyeceği ve sürdürülemez bir ekonomi patikasına ülkeyi çekeceği şeklinde. Bu 80 dolar ve yukarısının böyle sanki bir uzun bir süre devam edeceğini de düşünüyorum doğrusu. Bu kış doğal gaz fiyatlarını da düşünürsek bir de bunları telafi etmek için gelmiş bulunan zam sahnesi var ve devamında da devam edebileceği de anlaşılıyor. Yani enflasyon cephesinden korkunç haberler. Bir şey daha, Türkiye ekonomisinin büyüme dinamiğini hızla kaybedeceği bu senaryo altında Türkiye'nin bir de birikmiş borç dağları var hocam. Ve bundan sonraki ekonomiye müdahale etmenin yerli iç kaynaklarla mümkün olmayacağını da bildiğimiz için çok fahiş fiyatlarla CDS'lerinin aşırı yüksek olduğu bir ortamda şu an Türkiye'nin 10 yıllık tahvil fiyatları çok özellikle Merkez Bankası'nın faiz düşürmesi kararından sonra hem CDS'ler son 5 ayın zirvesini yaptı ve 430'u aştı ve Türkiye'ye benzeyen Meksika, Brezilya, Arjantin gibi ülkelerin acayip üzerine çıktı. Dolayısıyla bu Rubini'nin felaket senaryosunu yani Türkiye için birkaç kat daha çarparak zikretmek gerektiğini düşünüyorum ben. Felaket senaryosunun önemli bir ayağı bir gazeteci Merkez Bankası Başkanımıza bu CDS'lerin neden yüksek olduğunu yönelik bir soru sormuş. Ama oradan da galiba anlaşılan Merkez Bankası Başkanı galiba CDS nedir bilmiyor galiba. Hocam siz bana ya İbrahim hocam koca profesördür kendisiyle ilgili ne biçim konuşuyorsun diyordunuz. Ben at hırsızı diyordum kendisine. İşte bak haklı olduğum ortaya çıktı hocam. Benimki Latife'ydi hocam. Öyle şey der mi? Yani illa at biliyorsunuz ben sürmeneliyim hocam. Bizim sürmenelilere her yerde at hırsızı derler. Sonra ben tabii bu ya nereden geliyor bu diye biraz araştırdım. Meğersem bizim sürmeneli çetelerin atları çalması meşhurmuş. Fakat çaldıkları atı ne yönde çalıp kaçırdıkları anlaşılmasın diye nallarını tersine çakarlarmış ki farklı yönde sahibi takip etsin diye. Şimdi ben Merkez Bankası Başkanı'na at hırsızı derken gerçekten at çaldığını kastetmiyorum elbette. Ama o makama uymayacak bir kişi olduğunu söylüyorum. Tayyip'in profesörlerinden. Farkındaysanız adam Boğaziçi'ne rektör koyuyor. Koyduğu rektör ilk yaptığı iş profesörlük, doçentlik, doktora tezlerini saklamak oluyor. Bu kişi Yeni Şafak'tan
Vay, kimin adına Türkiye'ye senaryo yaptınız, Türkiye'nin aleyhine bu faizleri artırdınız diye manşetten verdiler. Ve ben sana adayım, kullanışlı bir aptalım mesajı verdi iktidara. Onu tuttu oraya getirdi. Madem sen kendi ellerinle kullanışlı aptal olduğunu söyledin, buyur Merkez Bankası'nın başına geç, bana da kullanışlı aptallar lazım diye. Ben oraya uymadığı için, bir kaba saba bir Tayyiban profesör olarak gördüğüm için at hırsızı diye sembolize ettim, ama hakikaten bu kadarını beklemiyordum hocam. Yani yapılan röportajda CDS'lerden bahsedildiğinde diyor ki vallahi ben Arjantin'e gittim. Arjantin'in sokaklarında hırsızlık olayları, zenginlerin malına mülküne saldırmalar, öldürme, taciz bilmem ne gibi riskler Türkiye'den çok daha yüksek. Onların CDS'leri nasıl bizden düşük oluyor ki diyor. Nasıl oluyor? Nasıl açıklıyor peki Merkez Bankası Başkanımız? Niye Türkiye'nin CDS'i Arjantin ve Meksika'nın iki katından fazla? Niye? Ne diyor buna? Gerçek CDS'i mi? Evet yani, ama ortada 430 değil mi bugün için galiba? Tabii ona bir şey demiyor hocam, onu bilmiyor ki. Ama bir açıklama getirmek zorunda. Bu da yabancıların komplosu diyor herhalde. Yani emperyalistlerin Türkiye'ye komplosu. Onu diyecek de önce ne olduğunu bilmesi lazım. CDS'i bilmediği için sokaktaki adi suçlardan kaynaklanan risk olarak değerlendiriyor. Halbuki CDS'ler bildiğiniz üzere kredi default swap, hazinenin önümüzdeki dönemde aldığı borçları ödeyememe riskinden bahsediyor ve bunların, düşünebiliyor musunuz hocam, Merkez Bankası'nın faiz artırdığı hafta Türkiye ile ilgili dünyanın algılaması çok kötü bir yönde değişiyor ve Türkiye'nin aldığı borçları geriye ödeme ihtimalinin çok düştüğünü, bizim elimizde o tablolar vardır diye düşünüyorum. Bakınız 5 yıllık CDS'lerimiz 432'ye çıkmış. 5 yıl içindeki düzey Türkiye'nin 5 yıl içerisinde temerrüde düşme olasılığı, yani borçlarını ödeyememe olasılığı %26,5 olarak değerlendiriliyor hocam. Bu gerçekten çok yüksek bir oran ve düşünsenize, daha riskisi yok yani. Tamam, ama bu şey değil yani. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Amerikalı gazeteci, Margaret Brennan diye bir gazeteci hanımefendiyle bir röportaj yapıyor. Ve diyor ki size karşı işte şu kadar 100.000 kişi hakaret davası açmışsınız diyor. 120.000 kişi. Bir sayı veriyor yani. O da herhalde Türkiye'nin yayınladığı Adalet Bakanlığı istatistiklerinden elde ettiği bir rakam kadının. Bizim basında da çıkıyor. Yalan bu diyor. Doğru değil bu diyor. Bunları uyduruyorsunuz siz diyor kadına. Hocam çok yüz kızartıcı değil mi? Yani bu korkunç bir şey. Adalet Bakanlığı'nın kendi sitesinde yazıyor. Yıllara şamil olarak Cumhurbaşkanı'nın kendine hakaretten dolayı kime ne kadar dava açtığı Adalet Bakanlığı'nın sitesinde yazıyor. Amerikalı gazeteci, University of Virginia mezunu, çok nitelikli bir kadın gazeteci. Yani öyle şey değil, öyle yeni bizimkiler gibi değil. Onun karşısına çıkanlar çünkü böyle bir soru sormuyorlar kendisine, alışmamış o. Şaşırdı. Bir Amerikalı yandaş bekliyordu. Amerikalı yandaş bulamayınca şaşırdı bizim kaptan. Ondan sonra bizim reis. Ve yalan bu diyor. Uyduruyorsunuz diyor kadını resmen. Kadın çok şaşırdı. Ya ne kadar ayıp değil mi? Ne kadar ayıp. Nasıl bir hakaret karşınızda? Bir gazeteci uyduruyorsunuz bunu diyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Amerikalı bir gazeteci böyle bir şey yapabilir mi? Bu rakamları teyit etmeden, kendi kaynaklarından almadan... Ve aldıktan sonra teyit etmeden kullanır mı Cumhurbaşkanı'na karşı? Dünya kamuoyunu kendi yandaş medyası üzerinden manipüle etmeye çalıştı. Kendi tabanı gibi zannetti. Ve ne kadar yalancı bir insan olduğunu, devlet adamı olmakla hiçbir uzaktan yakından vasfının olmadığını dünyaya da kaçıncı kezdir deklare ediyor. Aslında hocam bugünkü programımızın belki de konusuna da gelmiş olduk. Yani bana göre olup bitenleri şimdi konuşalım, ama bunun sonunda herhalde ünlü ilahiyatçı Profesör Doktor Hayrettin Karaman'ın şu artık bence literatüre girmesi gereken pirinç bulgur paradoksu üzerine konuşmak lazım. Yani diyor ki Hayrettin Karaman, biliyorsunuz Hayrettin Karaman Yeni Şafak gazetesinin yazarı ve Mustafa Albayrak ve Yeni Şafak grubunun sahibi, şirketleri olan bu grubun bir de medya organı var.
Dolayısıyla şirketlerini savunmak için gazete olması Türkiye geleneğinde var ve asla tasvip etmiyorum. Kesinlikle banka sahiplerinin, şirket sahiplerinin bir de gazete sahibi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Fakat bu kişi anlaşıldı ki hocam son yıllarda devletten 7 milyar TL'lik adrese teslim ihale almış. Öyle olunca Yeni Şafak gazetesinin yazarı Hayrettin Karaman'ın din soslu %100 siyasi yazısını manşet yaptılar. Hayrettin Karaman o yazıda diyor ki hocam kendisine itibar eden dindar kamuoyuna, ey dindarlar diyor, eldeki pirincinizin kalitesini beğenmiyorsunuz, çürüdü diyorsunuz, bozuldu, koktu diyorsunuz. Bu pirinçten, pirinç bulgurdan şikayet ederken pirinç almak için Dimyat'a gidersiniz. Pirinci de alamazsınız, eldeki bulgurdan da olursunuz. Bu iktidar laikler gibi yapmıyor, bize çok para yediriyor, bizi çok destekliyor, bize çok rant aktarıyor. Bu iktidara karşı çıkmayın ve yanlışlarını söylemeyin. Ona soruyorlar, diyorlar ki peki ama bu kadar yolsuzlukları dindar insanlar yaparken dinimizin düştüğü durumu ne olacak? Yeni nesiller dinden kopuyor falan filan. Diyor ki yolsuzluk olayları ilk defa olmuyor. Her devirde olurdu. Boş verin bunu, çok da abartmayın. Yolsuzluk varsa var. Bir ara düzgün bir laf ağızla söyleyebilirseniz dinlerse dinlesin artık. Yapacak bir şey yok. Bunu çok abartmayın diyor. Ve bir şey daha diyor hocam. Öyle geçmişte yolsuzluk diyenlerin dilini kopartıyorlardı diyor. Bak bu adam sizin dilinizi kopartıyor mu diyor. Kopartmıyor. Hocam iğrenç, utanç verici. Ya ben çok üzgünüm. Neden çok üzgünüm? Kendimle ilgili üzgünüm. Ben Hayrettin Karaman Hoca'yı şahsen iyi tanırım. Ben nitelikli bir kişi olduğunu düşünürdüm 10 yıl öncesine kadar. İnanamıyorum yaptığı şeylere. Sanki yani bir şeytan girmiş içine. Ben böyle düşünüyorum. Vallahi onun diliyle konuşuyorum. Bir şeytan onu istila etmiş bence onun şeyine. O şeytanı söyleyeyim mi hocam? İhale şeytanı. Bir sürü para şeytanı, ihale şeytanı. Evet. Oğlu damadı üniversite rektör yapıyor. Kadarıyla ikisi de hem damadı bir üniversitenin rektörü hem de oğlu bir başka üniversitenin rektörü. Bütün sülaleni sen devlete yerleştirdiğin zaman hocam ondan sonra böyle gücün Yezidlerin şeytanlığını yapmaya 90 yaşına geldiğinizde ölümün eşiğindeyken işte Kur'an-ı Kerim'de ifade var Allah'ın ayetlerini ucuza satmayın diye. Yani Allah'ın ayetlerini dünyevi çıkarlarınıza böyle basitçe peşkeş etmeyin diye açık bir uyarı vardır. 90 yaşında çoluk çocuğunun işini korumak için Tayyip Erdoğan demiştir ona. Sülaleni yerleştirdik istediğin yere. Patronuna 7 milyarlık ihaleyi verdik ve çok zor bir durumdayım ve bir seçime gidiyorum. Her şeyinizi kaybedeceksiniz, farkında mısınız? Sahaya çıkın ve konuşun. Ve Hayrettin Karaman ölüm yatağında son konuşmalarını bu şekilde yapıyor hocam. Çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. Evet. Ben bir şey söyleyemiyorum. Ben çok üzgünüm yani. Evet. Hayrettin Hoca için üzgünüm. Bir de onu takdir etmiş bir insan olarak da kendim için de üzgünüm. Evet, hepimiz üzgünüz hocam. Hepimiz nereden tutacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Ama bunlar yaşıyoruz maalesef. Hocam bir de şey var, bu Merkez Bankası ile ilgili olarak atırsızından bahsettik. Daha temel Merkez Bankası kavramlarını bilmiyor, piyasa kavramlarını bilmiyor. Şimdi bir şey daha ortaya çıktı hocam. Bu faiz indirme kararında bir imzanın eksik olduğu söylenmişti. Evet. Evet. Bu imzası eksik olan kişi Profesör Doktor Abdullah Yavaş adlı kişiymiş. Bu kişinin de Amerika'da bir üniversitede gayrimenkul fiyatlandırması konusunda uzmanlık yapan bir profesör olduğunu öğrendik. Ve bu kişi 2008 yılından beri uzmanı olmadığı para politikalarıyla ilgili bir kurulda görev yapıyormuş. Ve bu kişi business class uçmak suretiyle 10 seneden fazladır ayda bir defa Türkiye'ye geliyormuş. Ve aylık toplam sırf uçuş bedelinin 700 bin dolar civarında olduğu ve Amerika'da full time iş yaparken Türkiye'ye gelmeden sırf bir imza atmak için bu şekilde gelip giderek aldığı bir de herhalde yüklü bir maaş vardır.
Şimdi bu hem Amerika'da da etik değil, Türkiye'de de etik değil, uzmanlık alanı değil bir. En azından bir huzur hakkı alıyor herhalde. Yani en azından bir huzur hakkı alıyor PPK'ya katıldığı için. En azından. Herhalde hocam, bir insan başka niye gelir ki sırf uçmak için? Ben yasaktır kendisi. Çünkü anayasada angarya yasağı var. Mutlaka bir ödeme yapılıyor kendisine. Tabii. Daha önce. Yani bu çok çarpıcı bir şey. Yani hocam sistem öyle hale gelmiş ki herkes kanıksamış hocam. Adeta hakikaten Yağma Hasan'ın böreği olmuş. Adeta batan geminin malları oluşumu içinde. Herkes neyi yakalarsa, neresinden tutturabilirse şu fakir milleti soymak istiyor. Bakın şimdi yeni bir istatistik okudum. Dünya Gazetesi yine verdi bunu. İstanbul'da yaklaşık okuyan üniversite öğrencilerinin 600 bini İstanbul dışından şehre gelmiş öğrenciler. Bunların da yaklaşık sadece 100 bin tanesi kişi için yurt ortamı kapasitesi varmış. Ve 500 bin öğrenci özel yurtlarda ve ev kiralayarak yaşamaya çalışıyor. Yani Türkiye'nin gençliği, farkındaysanız, canın cehenneme git tarikatların kapısına, oraya sığın noktasına getirilirken. Peki de mouse yapıyorlar, kasten yapıyorlar. İşte bence kasten, bence çok net kasten. Tarikatlara arkadan destek veriyorlar. Bunlar sizin elinizde dilediğiniz gibi. Gassal'ın önündeki meyyit gibi ötesini berisini çevirin, istediğiniz gibi pamuk tıkayın, zihnini bozun diye teslim edilmiş insanlar bunlar hocam. Aksi takdirde şöyle bir profesöre siz 10 senedir 12 senedir her sefer her ay niye git dön 4000 dolarlık bir uçuş hakkı veriyorsunuz business class'larda? Nereye baksanız hocam patlamış. Bu ülkenin en değersiz kısmı gençlik oluyor buna göre yani. Zaten tarikatların öğrenci yurdu açması nasıl bir şey? Nedir bunun mantığı? Tarikatlara ben hiçbir zaman yasaklama şeyini hoş görmemişimdir. Bir sivil toplum örgütü diye bakarım. Ama yapabileceği işlerinde bir sınırı vardır. Niye öğrenci yurdu açar tarikatlar? Niye buna izin veriliyor? Tarikatların hangi tüzel kişilikle öğrenci yurdu açıyorlar? Tarikatların şirketleri var. Onlar açıyorlar herhalde. Adı konmamış bir şekilde hocam. Türkiye 1980'den beri gençliği maalesef oraya teslim etti. Bütün üniversite modelimiz yanlış, baştan aşağı yanlış kuruldu. Şimdi artık bu dibini gördü artık. Bundan daha kötü nereye gidebilir bilemiyorum. Türkiye burası. Şimdi hocam kendi tecrübemden izninizle ben taşralı olduğum için bir örnek vereyim. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü yaşadım, kaderim yani. Şimdi ben ilkokulu köyde bitirdikten sonra ortaokula kasabada gitmem lazım. Kasabada baktım şimdi İmam Hatip var. Endüstri Meslek Lisesi var. Ticaret Meslek Lisesi var, düz lise var. Yani bayağı bir lise var ve bir tane yurt yok hocam. Devletin o kasabada bir adet yurdu yok. Ve herkes bilir ki, ben 1980'lerin aşağı yukarı başından bahsediyorum yani. Herkes bilir ki Türkiye'de nüfusun çoğu kırsalda yaşıyor ve insanlar çocuklarını okula göndermek için kasabaya gönderirler. Kalacak yer sorunu azami düzeyde önemlidir. Ve orada kasabada yurt yokken ben dilediğim Trabzon'un, Sürmene'nin, Araklı'nın benim ilçelerim, dilediğim köyünde of Çaykara devam edin, hepsinde bu durum böyledir. Dilediğiniz köyde 3 katlı 4 katlı Kur'an kursu vardır ve bedava yemek vardır. Yani mesaj şudur: kalacak yerin yoksa sen okumak zorunda değilsin, git Kur'an kursuna. Orada hafızla kafayı salla salla mala döndürsünler, kafanı uyuştursunlar ama Kur'an kursunda ye iç yat. Aileler de ne yapalım, çocuğumuz bari bir dinden bir şeyler öğrensin, başımda da bela olmasın, evden de uzaklaşsın diye buralara yollardı. Burada örneğin ben kendi adıma bir senaryo yap, ben 2 sene kaybettim hocam. Kalacak yer bulamadığım için ilkokuldan sonra 2 sene kaybettim tam. Ve sonunda ne oluyor hocam? Buralara gelip şimdi tarikatları nasıl suçlayacaksınız? Tarikatlar aslında Anadolu hinterlandına dayanıyor. İnsanlar bakıyor ki burada bir pazar var. Kendine göre de hayır hasenat da var diye düşünüyor. Kendine göre gençliğe, fakir fukaranın çocuklarına sahip çıktığını da düşünüyor. Ve bunlara yurt yapıyor. Esasen biz biraz tersinden söylememiz lazım. Yani diyelim ki TÜSİAD'ın 1000 tane üyesi varsa, basit bir hesapla,
Bunlar İstanbul'un yalılarında oturan Türkiye'nin en zengin kesimi. Devlet yapmıyor işte. Ya adı üstünde devlet kamu görevini yapmıyor. Peki tarikatçı yurt açarken 1000 tane devasa Türkiye'nin büyük işletmecileri, zenginleri her biri bir kasabada bir yer açsa hocam Türkiye'nin kafadan kendiliğinden yurt sorunu çözülürdü. İşte 1980'de tarikatlara teslim ettikleri adamlar şu an Türkiye'yi yönetiyorlar. Laiklerin kendi elleriyle, modern Kemalist kesimin kendi elleriyle, bencillikleriyle Türkiye'yi kimlere niye bu vesileyle şunu söylemek isterim hocam. Siz İstanbullusunuz, ben taşralıyım. Onun için sizden farklı şeylere bakıyorum elbette. Çünkü başka şeyleri yaşadım. Hocam Türkiye'de nesil için tabii ki modern devlet bu işleri yapmalı. Onu anladık ama yapmıyor. Onu bir kenara koyduk. Geri kalan halkta bir vicdan ve bir merhamet aradığınızda Türkiye'nin Kemalist laiklerinin dindar taşralılarla yarışma şansı yok. Çünkü bu dindar taşralıları ekmeğini bölüşüyorlar. Fedakarlık yapıyorlar ve sahip çıkıyorlar. Türkiye'nin laikleri çok bencil hocam. Nesle ve bu kazandıkları parayı nasıl yaşadıkları yurtlarına, ülkelerine geri döndüreceklerine dair bir muhasebe yapmaları gerekiyor. Tabii çok geç. Doğru. Yani o tarikatın açtığı kadar yurtları başkaları da açabilirdi. Daha kolay açarlardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne saldırıyorlar hocam. İlk defa yıllardır Erdoğan İstanbul'u yönetiyor. Büyükşehir'de bir tane yurt açmamış belediye. Şimdi çok sağ olsun kendisine buradan minnetlerimi iletiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı şu an çok sayıda yurdu hızla hayata geçirmeye çalışıyor. Bu insanlar bak hocam yurt şu an yüzlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteye kalacak yer bulamadığı için şu an gidemiyor. Parklarda yatıyorlar ve hükümetin polisleri coplularıyla o araba iğrenç arabalarla su fışkırtıyorlar, biber gazı fışkırtıyorlar. Bu çocuklar kalacak yerimiz yok derken iktidarın tomalarına, biber gazına, şiddetine maruz kalıyorlar şu an. Yani şimdi 81 vilayetimizde, 81 ilimizde üniversite var şu anda. Üniversite olmayan il kalmadı bildiğim kadarıyla. Her ilde bir üniversite var mutlaka. Bazen de birden çok fazla var tabii. Şimdi bunun mantığı neydi? Bir kere öğretim üyesi olarak çok itiraz edeceğim bir nedenden yapıldı bunlar. Şu ile A iline üniversite açalım ki A ili gelişsin. Ben bir kere üniversitenin gelişmede bir enstrüman olarak kullanılmasına karşı. Ne demek ya? Ben o şehri geliştireceksen başka bir yöntem bul. Müşteri bulalım şehre öyle mi yani? Müşteri bulalım. Aynen öyle. Kiralar yükselecek. Tabii oraya gelince kiralar yükseliyor. İşte inşaat yapılıyor. Dolayısıyla insanlar istihdam ediliyor. Ya. Ondan sonra üniversite çalışmaya başladıktan sonra işte oranın idari personeli oradan geliyor. Oranın çocuklarına uydurup doktoralar verilerek öğretim üyesi yapılıyor. Ondan sonra bu bir üniversitesinin bitişi demek. Buna karşıydım. Ben bunu yeni söylemiyorum. Yani yaklaşık 20 yıldır ben bunu her platforma dile getirdim. Türkiye'de taş çatlasa bence üniversite açılabilecek 10 ya da 12 tane il vardır. Onun dışındaki illerde üniversite açmanın bir anlamı yoktur. Şimdi adını vermek istemiyorum. Ama bir kent düşünün. Anadolu'da bir kent. Çocuk orada liseyi bitiriyor. O ilde mühendislik mimarlık fakülteleri var. Orayı okuyor, mimar oluyor çocuk. Şehrinden çıkmadan. Bir çocuk düşünün ki mimar olmuş. Süleymaniye ve Ayasofya'yı ve Selimiye'yi bak. İkisi İstanbul'da, biri Edirne'de. Süleymaniye, Ayasofya ve Selimiye'yi görmeden. Onların o kubbelerinde yerde. Ayasofya'da eskiden taş üzerine yatabilirdin ama yatardın yine. İyi bir mimarsın, taşın üzerine yatmayı da kabul edeceksin. Selimiye ve Süleymaniye'de halının üzerine yatacaksın, kubbenin tam altında. Böyle bir saat seyredeceksin yukarıyı. Yani bütün o, yani işte Ayasofya'nın iki mimarı, biri Milettedir, biri Aydınlıdır. Trallesli eski. Diğerlerinin malum, Selimiye ve şeyin, Süleymaniye'nin mimarları aynı, Mimar Sinan ondan sonra. Ve şimdi bunu yapmadan, bir adam bunu görmeden, hayatında Ayasofya'yı görmeden, Süleymaniye'yi görmeden insanlar mimar çıktılar ya Türkiye'de. Böyle bir mimarlık olabilir mi ya? Hangi dekan onlara, hangi profesör mimarlık tarihi dersinden not verebildi? Hayatında Selimiye'yi görmemiş.
Ayasofya'yı görmemiş. Biraz daha ileri gideyim. Üniversite okuduğu şehirde sinema olmayan bir yerde üniversite eğitimi olur mu ya? Hocam, Trabzon'a gelen yabancı futbolcuların en çok şikayet ettiği şey şudur ki Trabzon Türkiye'nin göreceli olarak merkezi gelişmiş yerlerindendir. Eski bir Bizans şehridir. Mimarisiyle, şehir kurgusuyla ilgi çekicidir. Kafe vardır orada. Boztepe vardır, Atatürk Köşkü vardır, Ayasofya vardır, kiliseler vardır, ilginç Bizans köprüleri vardır, vadileri vardır, eski Trabzon evleri vardır, deniz vardır, plaj vardır. Buna rağmen çoğusu Trabzon'da sosyal hayat yoktur diye Trabzon'dan ayrılmak isteyenler çok olur. Yani mahalle baskısı var, eğlence yeri yok, pub'u yok, ne bileyim üniversite öğrencisi gençtir, bir kız arkadaşını elinden tutup bir yerde yürüyemezsin, gelir sopayla girerler. Sana örnek olarak şunu söyleyeyim, tabancı, ama Sakıp Bey hayattaydı daha, üniversiteyi açmak fikrini Özal'a açıyor. Ben üniversite açacağım diyor ve Özal da ona, şimdi ismini vermeyeyim, Anadolu'da bir şehir tavsiye ediyor, biz burada aç diyor. Sakıp Bey'in cevabı çok önemlidir. Orada açmam diyor Sayın Özal diyor. Niye diyor? Ben diyor dünyanın en iyi yerlerinden en iyi öğretim üyelerini getirmek istiyorum diyor. Oralara gelmez onlar diyor. Ben İstanbul'da açacağım diyor. Amerika'nın Harvard Üniversitesi'nden bir hoca getireceksen o Özal'ın şurada aç üniversitenin dediği yere o Amerikalıyı getiremiyorsun. Çok doğru. Çok doğru. Biz de gider miyiz hocam? Biz de gider miyiz? Ben de gidelim. Yani o Amerikalı gelecek çocuğun nerede okutacak orada? İstanbul'da yani. Kolej'e verecek. Amerika. Yani şöyle olsa ben buna çok itiraz etmem hocam. Şimdi Almanya'da yaşıyorum. Ben Almanya'nın doğusu, batısı, güney, kuzey arasında gidip geliyorum. Orada %5 fark eder iki şehir arasındaki nitelik. %5. Evet. Eşit birbirine. %5 oynar en fazla. Üniversitelerinin kalitesi de birbirine yakın. Tabii. Ama böyle değil Türkiye. Tabii ki. 12 şehre indirgeyelim. Çocuklar, yani o Anadolu'da üniversite okuyan çocuklar bir şehir kültürü görsünler. En önemli şey bu. Çok doğru hocam. Bir kültürü diye bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Ya hocam şimdi popüler, geçen hafta popüler oldu. Vallahi şehrin adını da unuttum. Kars mı diyeceğiz? O Güneydoğu'da, böyle doğuda bir taşra bir yerde bir üniversite açılmış. Kontenjanı bomboş kalmış. %5'lik bir öğrenci başvurmuş. 225 toplam üniversitenin 225 tane öğrencisi var böyle. Yani bu yani bir gördüm böyle yeni birkaç tane yeni binası olan böyle taşrada bir yer. Yani çiftlik yapsanız olur. Koyun sürüsünü kursanız olur. Ama üniversite denen kavram böyle bir kavram değil. Şehir kültürü. Bak, ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde hocalık yaptım. Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir terası vardır. Orada olduğu gibi eski şehri görür. Yani İstanbul'u görür. Eski İstanbul'u. Ondan sonra şöyle baktığın zaman açık havada görsen gözüküyor. En uçtan başlayarak sayabilirsin yani. Tekrar Ayasofya, Sultanahmet Camii, işte böyle geliyorsun bu tarafa doğru. Ondan Nur Osmaniye, Beyazıt Kulesi, İstanbul Üniversitesi, Süleymaniye, Fatih Camii. Bu sırayla gidiyor şey. İstanbul'un silüeti. Bak, bu sırayla. Dersler şaka yollu. Buradan mezun olan bir çocuk Anadolu'dan gelmiş bir yerde. Bunu sayamazsa diplomayı vermeden buraya çıkartacağım çocuğu derdim. Say bakayım şuradan göstereyim. Süper. Bunu sayamazsa mezun etmeyelim. Peki hocam, o zaman şeydeki Sultan Gazi'deki Nalbur'un üstündeki 5 katta açılan üniversiteye ne diyeceğiz? Bilemiyorum yani. Ama bu çok ciddi bir sorun. Ya evet, gerçekten. Eğer bu 12 ile bütün üniversiteleri getirebilseydik, mutlaka ben şuna inanırım, yurt yapımında da bir ölçek kazancı vardır yani. Orada yurt sayılarını arttırırdık. Bütün Anadolu çocuklarını İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon, buralarda en azından şey yapardık. Ondan sonra okuturduk ve çocuklarda bir şehir kültürü gelişirdi yani. Evet. Eyvallah. Hocam programımızın yavaş yavaş sonuna geliyor ama şu başlıkları da nazar dikkatinizi arz etmek isterim. Bakın, bunlar şu an Türkiye'nin konuştuğu konular. Şimdi bunlardan bir tanesi kanun hükmünde KHK ile ihraç edilen işsiz insanları, öğretmenleri işe alıyorlar mı diye onlarca dershaneye baskın yapmış Recep Tayyip Erdoğan.
siz bizim attığımız öğretmenleri işe mi alıyorsunuz diye. Çoğusu merdiven altı çalıştırılıyor zaten. Hakları verilmiyor, etmiyor. Yani kanun hükmünde kararnameyle atılan insanlara Recep Tayyip Erdoğan yüz binlerce aileyi ilgileniyor. Öldürme, adeta öldürmesilerine kast etmiş bir şekilde saldırıyor. Çok tutarlı Recep Tayyip Erdoğan. Ne demiştir Recep Tayyip Erdoğan demese bile onun bir uyduruk, bir paçozu söylemiştir. Ağaç kabuğu yesinler dedi. Tutarlılar şapka çıkarmak lazım. Ama hocam, Emine Erdoğan'ın mülkiyetinde olduğu söylenen hastane zincirinde bol para kazansın diye KHK'lı doktorlar çalıştırılıyor tabii. Orada geçerli değil Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetinin tarzı. Halbuki insanların ekmek kazanması temel insan hakkı. Biat etmişsen kendilerine çalışırsın. Şimdi yine aynı şekilde hocam, işte Ordu'da bir baskın yapmış Erdoğan'ın polisleri. Neymiş efendim? Ne yazık ki bunu Kemalist, laik, ulusalcıların medyası da arsızca, edepsizce, terbiyesizce kullanıyorlar. Efendim, FETÖ'cüler süt dağıtımı adı altında mahkum ailelerine yardım yaparken yakalanmışlar. Vay anasına ya. Suç mu bu? Suç mu yani ya bu insanların ailelerine yardım edilmesi? Suç mu ki? İlginç hocam, yani bazen kelimelerin bittiği yerden geçiyoruz. Bakın, belki bu konu sizin yine... Hayır, Karaman'a sormak lazım. Bu nasıl bir şey diye. Caiz midir, değil midir? Ailelere mutlaka caiz değildir diye fetva verecektir. Bakınız hocam, şu an Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde bir yüzlerce dosyayla suçlu durumda, yargılanıyor. Erdoğan Amerikalı gazeteciye yok bizde kardeşim böyle şeyler diyor. HSK hocam, Anayasa Mahkemesi'nin CHP'li Berberoğlu'na ilişkin verdiği hak ihlali kararını yok sayan İstanbul 14. Ağır Ceza Başkanı, soyadı Gürlek olan bir kişiyi birinci sınıf hakimliğe terfi ettirdi. Tabii hocam, tabii. Bak, yani biraz önce telefonumla meşgul oldum. Yanlış anlamasın şeyler. Çünkü o şey vardı bende. Erdoğan'ın o Amerikalı gazeteci hanımla yaptığı şey. Onu sana gönderdim telefonunu. Onun için cep telefonunu ilgilendim onu da. Sonra unuturum diye sana attım o şeyi, videoyu. Videoyu izle. Müthiş. Müthiş ya, utanç veriyor. İnsan hakikaten ne diyeceğini bilemiyor yani. Ulan ben kimseye dava açmıyorum demeye getiriyorum. Evet. Dava açmıyorum diyor. Maalesef. Yok efendim, uyduruyorsunuz böyle şeyleri. Hocam, benim istediklerim bu kadar. Almanya meselesi, onu sonra konuşurum. Daha bir siyasi şeyde, Almanya'daki bu sosyal demokratların iktidara gelmesi Türkiye'yi nasıl etkiler? Yok. Almanya'yı, her şeyden önce Almanya'yı nasıl etkiler? Konuşmak lazım bunu hocam, doğru. Öyle. Sadece benim ilgimi çeken, önemli olduğu için hocam, koca bir seçim kampanyası iklim krizi üzerine kuruldu. Önemli bir şey. Türkiye'de şu an Yeşiller Partisi'nin kurulması konuşamıyoruz bile. Yeşiller Parti kuramıyorlar. İçleri bak, halbuki parti kurma izne tabi değildir, bilirsin. Yani korkunç bir yer. Ya. Dilekçeyi verirsin, parti kurulur, orada bir sorun varsa sonradan müdahale edilir. Hocam, haftaya bence bu konuyu biraz konuşalım. Çok mühim bir konu bu yani. Şey, tabii hocam, tabii. Yani neyse, yani bilmiyorum. Çok olay. Peki İbrahim hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de takipçilerimize çok teşekkür ediyorum. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Çok teşekkürler, sağ olun.